Galatasaray'dan Thiago Alcantara bombası. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için son olarak Avrupa basınından Thiago Alcantara ismi ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde Sarı Kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Gazeteye ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Liverpool'a giderek Thiago ile görüştüğü bilgisine yer verirken, Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyi ifadeleri kullanıldı. İtalyan Corriere dello Sport'ta Galatasaray'la Thiago görüşmesini sayfasına taşırken, yıldız oyuncunun Galatasaray'a meyilli olduğu ifadesine yer verdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalan Thiago, tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. Yaz döneminde Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirip Avrupa kupalarında başarılı olmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek gelecek sezonun kadrosu konusunda nasıl adımlar atılması gerektiğinin fikir alışverişinde bulunan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde hata kattı. Listesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon'a kanca attığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray, Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Sarı Kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maicon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar gidecek futbolcular da gündemden düşmüyor. Serie A temsilcisi Lazio, Çimbom'un genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olan Barış Alper Yılmaz 5 kez A milli formayla şans buldu. Geride kalan sezonda Galatasaray'la büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. İtalyan basınına göre transferin tamamlanması an meselesi. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda daha fazla süre vermeyi düşündüğü, Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki herhangi bir rakama satılmaması gerektiğini yönetime ilettiği bildirildi. Galatasaray'ın yıldızı için 5,5 milyon euro. Süper Lig'de ilk 11 için 8 artı 3 kurulu toplamda da 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamaları devam ediyor. Bu nedenle oyuncu transferleri yaparken kadroda düşünmediği futbolcuları da göndermesi gereken Galatasaray'da Morata'nın yeniden gönderilmesi gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilen Morata iki büyük. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktı, 35 maçta 6 kez gol atmayı başarırken 8 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulüplerinin takibi altında olan Morutan için Parma Sarı Kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray'a 5,5 milyon euro öneren Parma ile anlaşma yakın. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 24 yaşındaki Morutan, 2022 yılının Ağustos ayında 4,2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı.
İşte Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası planı. ...2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacağı konusu belirsizliğini korurken, Uruguaylı filebekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven Muslera, Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 24 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray'da Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldı. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Fernando Muslera, Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranense altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki Transfermarkt değeri de 7 milyon euro. Renato Sanchez Galatasaray'a. Fransız devi Paris Saint-Germain'den daha önce Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 26 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern Münih'e dönen oyuncu, bu kez de Fransız ekibi Lille'e kiralandı. Lille'de performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen Portekizli, dünya devi PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde Paris Saint-Germain'le yollarını ayırması beklenen Renato Sanchez, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor.